Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Abana Belediyesi ve değerli Belediye Başkanımız Sayın Altan Erdoğan'a konuk olduk. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan Bey. Bu fuar gerçekten çok keyifli. Bizlerle bu fuarın buluşmasına aracı olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Beraber olmaktan son derece mutluyuz. Bugün Bakaf Fuarı adı altında Batı Karadeniz'in 8 tane iliyle bir aradayız, iç içeyiz. Bizler de Kastamonu ilinin en şirin turizm ilçelerinden Abana ilçesini temsilen buradayız. Peki fuar nasıl gidiyor diyorum fuar, ben de. Fuar ilk gün olmasından dolayı tabii ki bugün açılış günümüzde çok hareketli, çok dolu dolu geçiyor. Yani ilgi, alaka, katılım son derece güzel. İnşallah ilerleyen günlerde de daha çok vatandaşımıza hedef kitleye ulaşırız. Abanamızın tanıtımına katkı sağlarız diye düşünüyorum. Süpersiniz. Hani derler ya, anlatılmaz yaşanır mekanlar vardır. İşte bu mekanlardan bir adreste Abana Abana'dır diyoruz aslında. Bu konuda son derece haklısınız. Ben mütevazi olamayacağım. Abana'da yaşamaktan, yeryüzü cennetinde yaşamaktan son derece mutluyum. Tabii ki bu güzel cennet parçası ilimizi ve ilçemize diğer daha önce görmemiş veya adını televizyonlarda, haberlerde veya coğrafi olarak da bilen insanlar niye Abana'ya gelmez diye düşünüyoruz. Tanıtım için buradayız. İnşallah burada da gerekli insanlarımıza, hedeflerimize ulaşırız diye. Süpersiniz. Türkiye'm gerçekten cennet. Bu cennetin diğer bir adresi de Abana demek istiyorum. Yeşille mavinin iç içe geçtiği ender ilçelerimizden bir tanesi Abana. Belediyelerimizden bir tanesi ve bu güzelliği bizlere tanıtma savaşınız için de tüm Türkiye adına teşekkür ediyorum. Burada aslında yabancı konukları da ağırlıyorsunuz. Evet. Birçok turist bu güzel beldeyi görmek için akın akın ziyaret ediyorlar ve dolayısıyla Abana adımızı yurt dışına taşıyan muhteşem bir basamak aslında bir anlamda. Doğru söylüyorsunuz. Bunun için de yine teşekkür ediyoruz. Katılıyorum. Tabii ki Abana dediğiniz zaman, turizm dediğimiz zaman daha doğrusu deniz turizmi ön plana çıkıyor. Bizler de Kastamonu ilinin 6 ilçesinden en iddialı deniz turizminde aday ilçelerinden bir tanesiyiz. Masmavi denizimizle, 7 kilometreye yakın sahil şeridimizle, kestane ormanlarımızla, sağında ve solunda denize girilebildiği gibi geri plana çıktığınızda da biraz güneye kaydığınızda yemyeşil doğasıyla, yaylalarıyla, mesir alanlarıyla, piknik alanlarıyla güzel bir mekandayız. Değil mi? Aslında dakikaların yetmediği bir adres. Bu röportaj buraya asla yetmez. Gitmek, gezmek, peki, görmek lazım diyoruz. Kesinlikle. Ve tüm Türkiye'yi, hatta dünyayı bu güzel beldeye bekliyoruz. Tabii ki bizler her sene geleneksel olaraktan Temmuz ayının sonunda kültür, sanat ve deniz şenlikleri organizasyonumuz oluyor. Bu sene de inşallah bunları dolu dolu yaşayacağız. Tüm Abana'ya daha önce gelmemiş olanlara da bir kez daha hatırlatırım. En azından yaz tatillerini, programını Abana'ya ayırırlarsa birçok aktiviteden, birçok etkinlikten faydalanabileceklerini düşünüyoruz. Bizler ilçe olaraktan hem aqua parkları içerisinde barındıran, apart otelleri muhteşem olan, tatil köyleri olan ve resort otelleriyle birçok alanda tesisleşmesini tamamlamış, yatak kapasitesi de hizmetleri güzel olan bir ilçede yaşıyoruz. Bir gezip görmelerine mutlaka fayda var diyorum. Süpersin. Abana için her yaşın adresi demek istiyorum izninizle. Çünkü burada gerçekten en küçük olan çocuk, geleceğimiz olan çocuklardan ve gençlere, sonrasında orta yaşlılar, yaşlılar, kısaca 7'den 77'ye demek istiyorum izniniz olursa. Burada güneş bir başka doğuyor demişsiniz. Güneşi bir de Abana'dan seyredin demişsiniz. Biz de bu farklılığı sizden dinleyelim. Tabii ki güneşimiz bizim normalde dünyada nadir yerlerden bir tanesi olarak denizden doğup denizden batışını, masmavi denizli böyle penceresini ufka doğru bakmayı Abana'da görmenize fayda var diyoruz tabii ki. Süpersiniz. Burada demişsiniz ki huzur ve doğanın adresi kent ormanlarımız. Doğa ile iç içe olacağınız muhteşem, evet, atmosfer. En güzel maviyi yaşamak istiyorsanız ve daha niceleri diyoruz aslında, adres belli. Abana. Abana. Burada birçok
ulaşım anlamındaki kolaylıklar da bu güzel beldeyi daha bir gidilir kıldı aslında. Biraz da o bilgileri alalım şimdi mı sizden? Şimdi şöyle, tabii ki en büyük güzelliğimiz Ilgaz Dağı'nın tünelle aşılması oldu. Ankara'daki iç kesimdeki vatandaşlarımızın en kısa sahil nereye gidelim diye düşündükleri zaman ilk aklına gelecek adresten bir tanesi Abana oluyor. Kilometre olarak 300 kilometre gibi Ankara'ya uzaklığımız var. 600 kilometre İstanbul'a uzaklığımız var. Havaalanı yoluyla da uçak seferleri başlamış durumda, havalarımız var. Tabii ki hem karayolu hem hava yoluyla Abana'ya gelmekte artı kolaylıklar var. İnşallah bir kısım yollarımızdaki problemler var, onlar da aşılıyor hükümetimizin, devletimizin destekleriyle. Onlar bittikten sonra zaten Abana ellerinin altında rahatlıkla gidip gelinebilecek bir ilçe olacak diye düşünüyorum. Süpersiniz. Burada o kadar güzel anlatılmış ki. Demiş ki tatil cenneti Abana'dan derin bir nefes al maviden demişsiniz. Burada gerek vücudumuzu, gerek midemizi, gerekse de ruhumuzu besliyorsunuz aslında bu güzel beldeyle. Çünkü burada yöresel tatların adresi de var. O muhteşem tatları da bu güzel gezinizin farklılığını oluşturuyor. Tabii Abana'da deniz olduğu için balık da oluyor tabii ki. Balık yiyebileceğimiz, balık tutabileceğimiz zaten birçok insanımızın geçim kaynaklarından bir tanesi de balıkçılıktır. Bunun yanı zamanda tabii ki Abana sahil şeridinin kestane ormanlarıyla kaplı. Bu kestane ormanlarından arılarımızın topladığı kestane balığı ile de meşhuruz. Aynı zamanda kivi meyveciliğiyle uğraşan insanlarımız var bu bölgede. Fındıkla uğraşan insanlarımız var. Ekonomik anlamda tabii ki tarımsal ürünlerde çok iddialı değiliz ama kivide ve kestane balığında iddialı bir ilçeyiz. Süpersiniz. Denizin mavisi, doğanın yeşiliyle eşsiz güzelliklere sahip bir dinlenme noktası. Huzurun ve sessizliğin adresi demek istiyorum Abana için ve diliyorum ki bu keyiften tüm Türkiye, tüm dünya yararlanır. Çünkü burada gerçekten nüfus yazın bir başka artıyor. 3500-4000 civarı olan nüfus yazın gerçekten 40.000'lere geçiyor değil mi? 25.000'li böyle şenlik zamanında 40.000'li zamanları bulduğu söyleniyor ve biz de bu potansiyeli yetişmek için var gücümüze belediye olarak da çalışıyoruz. Süpersiniz. Hedefler neler diyoruz biz de o zaman hazır konu açılmışken? Hedeflerimiz vatandaşımızın daha huzurlu, daha dingin, daha böyle kaliteli bir yaşam kalitesini artırmak için Abana'daki biz elimizden gelen tüm faaliyetleri azami ölçüde belediye olarak da yürütmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da Abana'ya gelip Abana'daki her türlü aktivitelerden turizm adına, dinlenme adına denize girmek istiyorlarsa denize girsinler, doğa seyretmek istiyorlarsa doğamızı seyretsinler, yaylaları gezmek istiyorlar, biraz daha üst akımlarda yaylalarımızı gezebilirler. Bu anlamda Abana ve civar ilçelerimize herkesi bekliyoruz inşallah. Süpersiniz. Burada ben tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü Abanalısınız, tabii kökler orada ve Abanalı olmanın ayrıcalığıyla bu ilçe gerçekten bir farklı güzel olmuş sizler sayesinde. Muhteşem bir ekibe sahip olduğunuzu biliyorum. Öncelikle tabii belediye başkanımız olarak size, sonrasında o muhteşem görünmeyen kadroya diyorum ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun ve yürekten diliyorum ki bu belde nice yıllar boyu hep böyle kendi güzellikleriyle, doğal güzellikleriyle bizlerle olsun. Saygılar sunuyorum efendim. Ben de size teşekkür ederim. İlgi alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, İstanbul Fuar Merkezi'nde yerini alan Abana Belediyesi'ne ve değerli başkanımız Sayın Altan Erdoğan'a teşekkür ediyor. Başarılarının nice yıllar boyu bizlerle olması dileğiyle sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.